İyisiniz Müge Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun Ceyda Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Öncelikle etkinliğimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Afyon'da gerçekten bu konudaki en yetkili isim olarak görüp direkt size başvurduk. Siz de bizi kırmadınız. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Benim için bir onurdu davetiniz. Güzel vakit geçiririz umarım. İnşallah, umarım. Şimdi öncelikle değerli katılımcılar soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sizin de eğer sorularınız olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Soruların ardından Müjge Hanım'a iletip cevaplarını alacağız inşallah. Müjge Hanım direkt genel olarak başlamak istiyorum. Evlilik nedir? Evlilik nedir? Evlilik şöyle diyelim, sosyal ve psikolojik sınırları olan bir kurumdur diyoruz biz kitabi anlamda Ceyda Hanım. Ancak şöyle bir şey, evlilik aslında yanan bir ateştir diyebiliriz. Böyle bir tanımı yaparız. Yani yanan ateşe ne kadar çok hani ne atmak istersen, hangi kokuyu duymak istersen onun kokusunu duyarsın. Evliliği biz bu şekilde tanımlıyoruz. Hiç sönmemesi gereken, mutlulukla, aşkla, sevgiyle büyümesi gereken yanan bir ateştir diyebiliriz Ceyda Hanım. Peki, evliliğin temelleri nedir diye sorsam, biz neye dayanarak, neye göre evlilik kurmalıyız? Hangi Şimdi temellere evlilik, dayandırmalıyız? evet doğru, evliliğin temelleri dediğimiz zaman Ceyda Hanım aslında birden çok temeli sayabiliriz. Biz evlilikte öncelikle dikkat etmemiz gereken temel hani sağlam, mutlu bir evlilik mi istiyoruz? Yani dayandırmamız gereken ilk temel biz diyoruz ki evlilik durum değildir, evlilik bir süreçtir. Yani evlilik hani bir gün oldu, bitti anlamındaki bir durum anlamına gelmiyor. Evlilik bir süreçtir. Onun için de diyoruz ki evliliğin en temel şartı neydi? Aşktı. Biz diyoruz ki aşk da evlilik de sebep değildir, sonuçtur mutlaka. Eğer evlilikte aşkı sebep olarak geçiyor, görüyorsak en büyük temeli kaybetmiş oluyoruz. Onun için bir kitabi bilgilerin yanında daha çok evliliği tanımlarken diyor ki evlilik temelinde mutluluğun olduğu, aşk temeli üzerine kurulan insanların birbirlerinin sevgileriyle, saygılarıyla ve sadakatleriyle büyüdüğü bir kurumdur diyebiliriz. Bu temeller üzerine dayandırırız biz. Peki aşk dedik, huzur dedik. Bunun yanında evlilik kendine ait modernite evlilik sosyal alan olan bir kurum. Buyurun Ceyda Hanım, sesinizi alamadım. Ha tamam, bizim de kesildi. Siz bitirdiniz mi cümlenizi? Ben de duyamadım. Evet, buyurun, dinliyorum. Peki evlilik için temellerinden bahsederken dedik ki aşk, huzur, sadakat, mutluluk. Peki bunlar aslında insanın hayattan beklentileri değil mi aynı zamanda? Tabii ki aynen dediğiniz gibi eğer hayattan beklentimiz sevgiyse, saygıysa, huzursa, mutluluksa ve sadakatsa karşı tarafta evlendiğimiz kişiden de bunu bulabilecek miyiz? Bunu bekleyebiliyor muyuz? Acaba bizim evleneceğimiz kişi bu isteği karşılayabilecek mi? Bu temeller üzerine kurulması lazım. Dediğiniz gibi hayattaki temelleri evlilikle bağdaştırırsak o zaman gerçekten evli, gerçekten birbirine saygılı olan bireyler olmuş oluruz diye düşünüyorum ben bu konuyu. Peki çoğu bizim biliyorsunuz hitap ettiğimiz kitle gençlerden, öğrencilerimizden oluşuyor. Biraz da Evet. onlara göre bir soru sormak istiyorum. Bu Tabii ki. evliliği düşünen gençler öncelikli olarak kendilerine sormaları gereken ve karşılarına sormaları gereken sorular nelerdir? Öncelikle nelere dikkat etsin gençler evlenirken? Şimdi Ceyda Hanım aslında bu kadar geniş bir konu ki modernite ile birlikte insanlar bireyselleştiler. Ve herkes ben bilinci üzerine hayatını kurmaya başladı. Özellikle hani sadece gençlerde sınırlamıyorum. Tüketim kültürüyle birlikte, modernite ile birlikte biz her şeyi kullan at, tüket, bir an önce tüket boyutuna getirdik. Bunun için evlenecek gençler gerçekten evlilikten ne bekliyorum? Evlilik benim için ne anlam ifade ediyor? Evlilik benim hangi ihtiyaçlarımı karşılamalı gibi soruları mutlaka sormalı. Evlilik bir anlaşma ya da evlilik bir sözleşmedir. Evet kabul ediyoruz ama şu var. Evlilik aynı evin içerisine girdiğiniz zaman biz olma bilincidir. Eğer hala aynı evin içerisinde gençler ben olma bilincini taşımak istiyorlarsa biz onlara diyoruz ki sizin evliliğe hazırlık evrenize biraz daha var. Biraz daha bu evrede beklemeniz gerekiyor.
Çünkü ben değildir. Evlilik biz temeller üzerine kurulmalıdır. Gençlere ilk önemli tavsiyem, yani eğer gerçekten biz bilincinde olabileceklerse, biz ile yola çıkabileceklerse ve karşıdaki kişinin bütün kusurlarına rağmen sevdiği için ona saygı duyabileceğini düşünüyorsa, o zaman evliliğe ne yapmaları lazım? Bir an önce hani Bismillah demeleri gerekir. Hani burada bir atasözü var, benim çok hoşuma gidiyor. Evlenmeden önce diyor, mutlaka gözünüzü dört açmalısınız. Evlendikten sonra da şaş olmalısınız. Yani evlilikteki kabul değer budur diye düşünüyorum ben. Doğru. Yani inceleyip sık dokunmak ve evlendikten sonra da biraz kusurları görmemek için şaş olmak gerekir diyorum gençlere. Tabii muhakkak karşılıklı bir kurum olduğu için evlilik, tamam, karşısından beklentileri olacaktır mutlaka evlenen kişinin, ama karşıdaki kişinin de ondan bazı beklentileri olacak muhakkak. Yani bu orta yolda buluşmak için karşılıklı bir fedakarlık gerekiyor muhakkak. Tabii. Ama bir taraf daha fedakar, bir taraf daha bencil olduğunda mı diyelim, daha az fedakar olduğunda mı diyelim, herhalde çatışmalar o zaman çıkıyor, değil mi? Ya tabii ki aynen öyle Ceyda Hanım. Biz evlilikte de insan ilişkilerinde de hayatta da şöyle altın ortak nokta diye bir kural vardır. Artık Altın orta nokta diyoruz biz bunu. Altın orta nokta dediğimiz olay nedir? Sen bana bir adım gelirsen, yani benim söylediğimi bir kabul edersen, o zaman ben de sana bir adım daha gelirim, ben de senin söylediğini kabul ederim. Yani burada o ortak noktada buluşabilmek, altın noktada buluşabiliyorlar mı? Yoksa hayır, benim isteklerim budur, benim duygum budur, benim söylemek istediklerim bu mudur deyip inatlaşmalar mı oluyor? Biz bir defa gençlere şunu tavsiye ediyoruz. Ev arkadaşınız değil, o sizin ev partneriniz değil. O sizin 3 gün sonra okul bittikten sonra ayrılacağınız bir arkadaş değil. Sizin geleceğinizi paylaşacağınız hayat arkadaşınız olarak bakmak lazım. Tabii yarın öbür gün aynı evin içerisine girdiğinde neden süpürmemiştin, neden silmemiştin, önceden böyle demiyordun, ne olacak şimdi, sen hala televizyon mu izliyorsun? Bu tür problemleri çok fazla görüyoruz ve yaşıyoruz maalesef. Onun için biz de diyoruz ki altın ortak nokta bir hedef olmalıdır gençlerin evlilik hayatında diyoruz. Peki o zaman şöyle bir Ve spor bile bununla sorsam. birlikte buyurun. Ne Buyurun Ceylan, buyurun. yani? Son cümleyi tekrar alabilir miyiz? Yine bir bağlantıya başladı. Ben buyurun sizi dinliyorum. Tamam. Ben o zaman spontane bir soru sormak istiyorum. Ben şunu anlıyorum evlilikten. Kişisel özgürlük kısmen de olsa kısıtlanıyor, değil mi? Bunu çıkarabiliriz. Ama belli bir saygı çerçevesinde. Yani Heh. tabii ki, yani tabii ki, tabii ki dediğiniz doğru. Kişisel özgürlüğü sınırlarken bu yeni evlenecek gençlerde çok ciddi bir sınır kabul edilebiliyor ve korkutucu bir cümle olabiliyor. Onun yerine biz şöyle diyoruz. Bir daire vardı. Bu daireyi biraz daha küçük, bunun merkezinde kendimiz varsak daireyi biraz daha büyütüp bunun merkezine eşimizi de almamız gerekiyor. Yani iki kişi nasıl hareket etmesi gerekiyorsa o dairenin içerisinde artık hani özgürlük neydi? Karşımızdakinin yaşam alanına girmeden bir şeyleri yapabilmekti. Onun için de diyoruz ki evlilik ve özgürlük o halkanın içine aldığınız, evleneceğiniz kişiyle birlikte nasıl rahat edebiliyorsanız ona zarar vermeden hareket etme alanıdır diyebiliriz Ceyda Hanım. Anladım. Peki o zaman neden evlilik diye soracağım. Çünkü zaman değişiyor, nesiller değişiyor. Biz annelerimizin zamanındaki gibi yaşamıyoruz. Muhakkak ki şu anda dinleyen çoğu öğrencilerimiz de bizim gibi yaşamayacaklar. Özgürlüklerine daha düşkün olacaklar. Peki akıllarına şu soru geliyor mudur acaba? Evlilik şart mı? Evlilik olmalı mı? Ben neden evleneyim? Size bu sorularla geliyor mu insanlar? Ne diyorsunuz buna? Evet, aynen öyle. Hani güzel bir soru gerçekten sorunuz. İsterseniz buna bir geniş tarihi açıdan bakalım. Öncelikle evlenmeli miyiz? Evet, gerçekten evlenilmesi gerekiyor. Öncelikle bir Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmiş olmamız için evlenmemiz gerekiyor. Bu bir sünnettir düşüncesiyle ve yeni gelecek nesillere üretime katkıda bulunmak için işin biyolojik kısmıyla ve insan hani
tek başına yaşayamaz. Bütün canlı çift yaratılmıştır diyoruz. Hani yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu düşünceden yola çıkarak da insanın mutlaka hayatında bir ruh ikizi vardır. O ruh ikiziyle karşılaşacağı problemleri, sorunları daha kolay aşacağı düşüncesiyle evet evlilik bir çerçeve içerisinde mutlaka olmalıdır diyoruz. Ancak az önce de konuşmuştuk. Moderniteyle birlikte Batı toplumlarında ne vardı? Bunlar ne diyorlardı? İşte başarı kendiniz için, özgür olmak için evlenmenize gerek yok. İşte 1960'larda ortaya çıkıyor bu. Özgürlük, işte ben merkezcilik. Yani hani evlenip de bir başkasına hayatına katmana gerek yok. Evlenmek az önce sizin de söylediğiniz gibi hareketlerini, davranışlarını sınırlandırmak demek olmaktadır. Hani bu gibi cümleler de evlenen insanları soğutmak. Ancak 1994 yılında Avrupa'da şöyle, Batı'da şöyle bir karar alınmıştır. Alınan karara göre Batı'da 1994 yılı aile yılı olarak ilan edilmişti. Yani Batı ailenin ne demek olduğunu, toplumun en küçük temel taşı ailedir. Eğer aile kötü gidiyorsa toplum kötüye gider. Eğer toplumda gerçekten aksaklıklar varsa aileye bakmak lazım. Aksaklıklar aileden kaynaklı aksaklıklardır diyor. Ve bunun için de 1994 yılının aile yılı ilan ediyor. Bu şekilde acaba bireysel yaşamaları bırakıp toplumu ne hale getirebiliriz? Birlikte birbirlerini yalnızlık olmadan birbirlerini seven insanları bir yuva kurması ve yeni nesillerin sağlıklı ortamda, sağlıklı ilişkiler içerisinde büyümesi bizim geleceğimize hem maddi hem manevi ekonomimize nasıl katkıda olabilir diyerekten böyle bir revizeye gidiyor. Aslında bizim Türk toplumu olarak yıkılmayacak tek kurum aile kurumumuzdur. Yani olmazsa olmazlarımızın arasındadır. Öyle değil mi? Hani ben aile kurumuyla ilgili de evet evlenilmeli. Ama maalesef bizim evlilikten kastımız şu oldu. Burada bir sıkıntı başlıyor. Fazla. Hocalarımızdan biri diyor ya, evlilik Avrupa'da tango gibidir. İki kişiyle evlenir. Ama biz ülkemizde Türklerde bir alay gibidir. Sülaleler evlenir. İşte burada ne doğuyor? Belki gençlerin korktuğu nokta o. Kapıyı kapattık. Ben ve sen yok. Onun annesi, onun amcası, onun dayısı, onun halası, onun teyzesi sanki evde söz hakkına sahipmiş düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde ne oluyor? Evliliklerden korkan gençler ortaya çıkmış oluyor. Ne yani? Şimdi başladığımız zaman sorunlar mı çıkacak? Ne yani? İşte düğün aşamasından başlayıp bütün problemlerle mi biz boğuşmak zorundayız? Bunlar çıkıyor. Onun için biz diyoruz ki evlilikleri ne yapmak lazım? Kötüymüş gibi algılatmamak lazım. Sağlıklı ilişkilerin kurulduğu evlilikler sağlıklı nesilleri oluşturmaktadır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bunun içinde şey var Ceyda Hanım, hani eğitim seviyesi önemli midir evliliklerde? Yani hani mutlaka eğitim seviyesi önemlidir. Ama Batı toplumunda yine bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre alanındaki en iyi uzman dediğimiz 10 kişiden 3'ü mutsuzmuş. Pardon, 3 kişi mutluymuş sadece, 7'si mutsuzmuş. Ne kadar Yani aslında uzman olan, evet gerçekten ne kadar acı bir durum, 10 kişiden sadece 3'ü mutluymuş. Yani bu da bize gösteriyor ki mutluluk göreceli bir kavramdır. Mutluluk neyi aramakla ilgilidir. Eğer sen evli olup tek mutluluğunu evliliğe bağlıyorsan sonucu hüsran olur. Az önce konuştuğumuz gibi o altın nokta kurallarından tutun da insanların birbirini sevmeleri, sabır göstermeleri çok önemlidir. Onun için biz evliliklere, evlenen gençlere hani tahammül etmeyin birbirinize, sabredin. Çünkü sabretmek mücadele etmektir. Ama tahammül karşılığını yok saymaktır yeri geldiğinde. Bu da ne oluyor? Evlilikleri yıpratan bir şeydir. Onun için hani evlenmek gerekli midir? Evet gereklidir. Bu çok önemli. Hani bir şey var ya, söz var ya bu konuda da. Aşkın gözü kördür diyor kayınvalideler olmasa. Hani birileri araya girmese belki gerçekten gençler daha farklı olacak ve aşkın gözü kördür. Bu bağlamda gitmiş olacak evlilikler diyorum ben. bazı şeyler daha kolay tolere edilebilir diyorsunuz üçüncü kişilere ekarte edersek. Aynen öyle. Peki bir de şey soracağım Müjgan Hanım. Şimdi yine annelerin dönemine baktığımızda
Evlilikler genelde görücü usulü olarak yapılıyordu. Şu anda uzun süreli birlikteliklerin akabinde genelde evlilik yapılıyor. Ama hala akıllarda yıllardır değişmeyen tek soru. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Aşk evliliği, evet, aşk evliliği olmazsa olmaz. Mantık evliliği de. Biz bunu şu şekilde açıklıyoruz. İkisi de olmak zorundadır. Aşk evliliği de, mantık evliliği de bir pota içerisinde eritebiliyorsanız o zaman gerçek evliliğe ulaşmamız lazım. Aşk evliliği sadece aşk evliliğidir. Mantık evliliği sadece mantık evliliğidir. Ama her ikisinin içinde bulunduğu evlilik de gerçek evlilik diyoruz. Bunu basitçe şöyle anlatayım ben size. Örneğin bir araba kullanıyorsunuz. Arabanızın motoru o arabanızın mantığıdır, öyle değil mi? Arabayı kullanan kişi de sizsiniz. Duygular sizin elinizdedir. Yani aşktır. Direksiyonu aşk. Motoru da eğer mantık kabul ederse, hani direksiyon ne kadar iyi olursa olsun, motorda arıza varsa araba gitmek istediği yere varamaz. Yani evlilik varmak istenilen hedefe ulaşamaz diyoruz. Eğer yine aynı şekilde motor ne kadar son model olursa olsun, hani ne kadar iyi olursa olsun, kullananda sıkıntı varsa yine ilerlemez. Onun için de biz diyoruz ki aşk evliliği ve mantık evliliği gerçek evlilik değildir. Gerçek evlilik ikisinin aynı potada harmanlandığı evliliktir diyoruz. Anladım. Bu şekilde anlatsam acaba aşk mı, mantık mı dememin belki de sorumun cevabı olmuştur inşallah. Tabii ki oldu, oldu. İkisinin de ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz böylece. Sadece aşk evliliği de doğru değil, sadece mantık evliliği de doğru değil demiş oluyoruz aslında, değil mi? Aynen öyle. Duygularımıza mutlaka aklımızı katmamız lazım. Hani karşımızdaki kişiyle iletişimlerken hani sadece mantık gözetiminde, al gülüm ver gülüm mantığında eğer gidersek mutlaka krizler çıkar evlilikte. Hani ben alayım ama sen bana az önce vermemiştin şeklinde. Hani burada mantık evliliklerinde en krizler çıkıyor. Hani sanki her şey eşitlikçi olacak, sanki her şey moda mod gidecek. Hı hı. İşte ben bunu yapmıştım, mutfak karşısına sen de şu karşıyacaktın. Hani bunların içerisinde mantık evliliği, hani aşkın gözü kördür mantığıyla ilerliyor ve aşk evliliklerinde de şöyle bir sıkıntı var. O üzülmesin, o incinmesin, o kırılmasın diyerekten ne yapıyorlar? Hani söylemek istediğini, ifade etmek istediğini aynı içerisinde söyleyemiyorlar. Bu sefer de diyoruz ki maskelerle yaşayan iki çift karşımıza çıkıyor. Sorunları biriktiriyor, biriktiriyor, noktasına getiriyor. Onun için de biz diyoruz ki aşk ve mantık evliliği bir süzgeçten geçmeli ve ondan sonra evliliğe yol çizilmeli. Hedef o şekilde gitmeli. Hani arabada güzel olmalı, kullanan da güzel olmalı ve o zaman gerçek hedefe ulaşılmalı diyoruz. Anladım. Peki yine güncel bir sorum olacak Müjgan Hanım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu pandemi nedeniyle boşanma oranlarının arttığını biliyorum. Hatta sanırım Sayın Valim sırf bu nedenden ötürü bu yılı aile yılı ilan etti diye tahmin ediyorum. Şimdi evlilikler muhakkak uzun süreli evlilikler bir yerden sonra bir tıkanabiliyor. Aşılamayacak problemlerle karşılaşabiliyor çiftler. Bu gibi durumlarda ne yapmalı? Uzmana hangi aşamada danışmalı? Aileleri olaya dahil etmeli mi? Kendi arasında mı çözmeye çalışmalı eşler problemleri? Şimdi az önce de söylediğiniz gibi gerçekten Sayın Valimiz hani boşanma oranlarının yüksekliğiyle ve aile kurumuna verilen değerle toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin ayakta tutulmasıyla dediğiniz gibi bu yılı aile yılı ilan etmesinin sebeplerinden biriydi belki de büyük ihtimalle. Kendisine teşekkür ediyoruz ayrıca. Burada şöyle bir şey var Ceyda Hanım. Yani boşanmalar evet artıyor. Pandemiyle birlikte boşanma oranı daha da artmaya başladı. Çünkü aynı evin içerisine giren bireyler birbirlerini yeni tanımaya başladılar. Birbirlerinin özelliklerini, varlıklarını yeni kabul etmeye başladılar. Çünkü pandemiden önce bunlar ne yapıyordu? Hani çalışma hayatının içerisinde akşam gelip evet merhaba yapılması gereken rutinler yatılıp sabah tekrar işe gidiliyordu belki. Bu rutinden çıktı ve bireyler birbirleriyle vakit geçirmeye başladılar. Ve bu şekilde insanlar nasıl vakit geçireceklerinin
bilemez hale geldiler maalesef. Onun için biz diyoruz ki pandemi sağlıksız olan aileler, yani birbirinden kopuk, sadece mantık evliliği veya sadece aşk evliliği üzerine kurulan tek yönlü aile bir zarar verdi maalesef. Ama sağlıklı ailelerde iletişim daha da arttı. Sağlıklı ailelerdeki iletişimler nasıl arttı? Şu şekilde arttı. Bireyler birbirleriyle paylaşımları arttırdılar. Aynı evin içerisinde kalarak anne baba eğer varsa çocuk birbirleriyle ortak faaliyetler bulmaya çalıştılar. Ve evde yeni espriler, yeni güzel etkinlikler olmaya başladı. Peki gençlerde boşanma veya evlilik hani hangi aşamada olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Hani bu ne anlamda uzmana gitmelidir sorunuz vardı. Burada da bir şey diyoruz. Yeni nesil gençler büyük bir çoğunluğu gerçekten bilinçli. Yani daha nişanlı döneminde biz merkezimize gençlik almaya başlıyoruz artık çok şükür. Biz gerçekten birbirimizle uyumlu muyuz? Biz gerçekten birbirimizle aynı evin içerisinde yaşayabilecek miyiz? Bizim karakter nedir? Bizim kendimizle ilgili düşüncelerimizi karşımdaki partnerime uyuyorum. Onunla ne yapabilirim aynı evin içerisinde? Bu sorularla başlıyor. Ve bu şekilde başlayan evliliklerde biz diyoruz ki boşanmalar, kavgalar, tartışmalar minimize düzeydedir. Olamaz diye demiyoruz ama olmayacak kadar da az diyoruz biz bunu. Peki ne zaman başvurulmalıdır? Bir aile danışmanına başvurmak, işte bir merkeze gitmek sanki bireyler için bir eksiklik olarak görülüyor maalesef Ceyda Hocam. Yani bireyler bunu sanki kendilerinde bir sorun varmış gibi algılıyorlar. Biz onlara diyoruz ki hayır bunu böyle düşünmeyin. Biz sadece sizin evinizde bir göz olmaya çalışıyoruz. İkinizin de haklarını koruyaraktan size ortak bir yol, üçüncü bir yol çizmeye çalışıyoruz. Biz sadece feneri gösteririz. Siz ışıkla birlikte o istediğiniz yoldan beraber nasıl yürüyeceğinize karar verirsiniz diyoruz. Peki aileler işin içine katılmalı mıdır? Biz geniş ailelerdeyiz. Biliyorsunuz toplum olarak mahalle çok fazla. Her ne kadar işte 1990'lardan sonra çekirdek aile bizim ülkemizde de %60'lık bir kesimi oluşturuyor. Şu an çekirdek ailelerin artmasıyla birlikte ne oluştu? İşte gençler üzerinde hani mahalle baskısı olmadığı için aslında bu bir dezavantajdı. İstediğimiz gibi yaşarız, kavga ederiz, aynı evi paylaşırız. Maalesef hani aile olmuyor bu şekilde. Aynı evi paylaşan ev arkadaşları oluyor. Biz şunun da karşıyayız. Biraz mahalle baskısı olmalıdır. Evet, geleneksel aileler çocuklarının ne yaptıklarını, evliliklerinin nasıl gittiğiyle ilgili uzaktan sorular sormalıdır. Ama ailenin içerisine birebir müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Sadece dışarıdan iyi ve kötü günlerinde işte onlara yardım edilmesi gereken zamanlarda destek olabilirler. O konuda varız. Hani anne evlenmeden çocuğuna bakabilir, anneanne veya babaanne. Ama ne şartta? Evin içerisindeki düzeni bozmamak kaydı şartıyla diyoruz biz. Hı hı. Müdahale olmalıdır ama karakter yönelik değil, ölçülü bir müdahale olmalıdır. Benim çocuğumla başlayan cümleler kurulmamalıdır diyoruz. Anladım. Aslında sohbet çok güzel devam ediyor. Soru cevap çok daha fazla da soru var ama maalesef dakikamız bitiyor. Sizden bir son söz alsak. Bir öneri olarak katılanların son söz alsak. Hı hı. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim hocam. Evlenecek gençlere biz ideal eşi bulmak için çaba sarf etmeyin. Evlilikte sizler ideal eş olabilirsiniz. İdeal eş olmak için yapmanız gerekenler, öğrenmeniz gerekenler neyse o konular üzerinde yuva kurmak için mutlaka çaba sarf etmelisiniz. Ve evlilikte olsun, kendi hayatınızda olsun, haklı olmak bilmiyoruz hiçbir zaman. Mutlaka mutlu olan kazanır diyoruz. Haklı olmak yerine evlilikte de mutlu olmayı tercih etmelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Müjge Hanım katılımınız için. Bundan sonra inşallah iki etkinlikte daha önümüzdeki aylarda beraber olacağız Müjge Hanım'la. Onun haricinde biz AFSU olarak da yine aile yılı etkinliklerimiz devam edecek. 20 Ocak saat 19.30'da akraba evlilikleriyle ilgili bir etkinliğimiz daha var. Onu da burada hatırlatmak isterim. Değerli hocamız Cahide Çevik katılacak, bilgilendirecek bizleri.
SKS'da ile başkanımızla moderatörlük yapacak Firuze Özden Yılmaz. Hepinizin katılımını bekliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için Müjge Hanım tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha uzun vaktimiz olsaydı. İnşallah bir dahaki etkinliğimizde devam edelim. İnşallah Ceyda Hocam. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan verip buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim. Mutlu kalın inşallah. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. Değerli katılımcılarımız katıldığınız için ve bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi ve sağlıklı günler diliyoruz.